Hocam ne diyorsunuz? Tabii son derece önemli. Ama şunun da bir altını çizelim. Tabii bunun hayata geçmemesi için orta koridorda Türkiye'nin bulunduğu, Azerbaycan ve Türkiye'nin bulunduğu orta koridorda son derece önemli zaten girişimleri vardı Türkiye'nin. Ama ne oldu? İMEK diye bir yol icat ettiler. Malum İsrail'in Gazze'deki soykırımı, buna tepki gösteren direniş güçlerinin Yemen'de Husilerin tamamen Süveyş Kanalı yolunu boşa çıkarmasıyla birlikte bir arayış içindelerdi. Nihayetinde Türkiye orta koridor, en sağlıklı olan koridoru, ama Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde işte Hindistan, Orta Doğu denilerek İsrail üzerinden bir yol açma girişimi vardı. Türkiye bunu zaten çok net olarak söyledi. Türkiye'nin içinde bulunmadığı hiçbir projenin bu bölgede hayata geçme ve başarı şansı yok demişti. Kalkınma Yolu projesi işte görüyoruz bölge açısından önemini. Rakamlarla zaten bakan Uraloğlu ortaya koydu. Yani nasıl büyük bir kazanç olacağını, zamandan, tabii ki paradan nasıl bir kazanç olacağını ortaya koydu. Ama bunun çok ötesinde bir istikrar unsuru değil mi Kalkınma Yolu? Ne dersiniz? Kısaca yorumunuza başlayalım. Öncelikle iyi yayınlar diyorum. Gürsan Hoca'ya da iyi yayınlar diyorum. Aynı zamanda sevgiler sunuyorum. Şimdi tabii bu konunun iki ayrı veçesi var. Yani birincisi tabii ki ekonomi veçesi, diğeri ise güvenlik veçesi. Yani sonuçta iki konuda aslında birbirine hani sonuçta simbiyotik bir ilişki içerisinde, yani birbirini destekleyen ilişki içerisinde, ama her ülkenin kendi öncelikleri bu veçe içerisinde değişebiliyor. Yani kastım şu, yani şimdi bölge ülkeleri olarak biz bu işin aslın güvenlik tarafındayız. Neden? Çünkü güvenlik olmadan zaten ekonominin burada yeşermesi mümkün olmuyor. Çünkü malum Orta Doğu bölgesi bir taraftan, diğer tarafta Kafkasya, diğer tarafta kuzeydeki devam eden savaş ve güneyde işte Gazze-İsrail çatışması konusunu da üst üste koyduğunuzda aslında bu bölgede güvenlik arayışlarının, özellikle ittifaka dayalı güvenlik anlayışlarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani burada ittifaklar sağlamlaştırılmadığı müddetçe, yani bölgesel ittifaklar bir şekilde kavuşturulmadığı müddetçe, bölge dışından bölgeye etki yapan unsurların ister istemez cereyanı bölgedeki öncelikleri ikinci plana atıyor ve bölgedeki öncelikleri maalesef göz ardı ediyor. O halde Türkiye burada başat bir ülke olarak, yani bölgesel bir gücü temsil etme durumunda olan bir ülke olarak burada kendisi öne çıkarak bir anlayış geliştirmeye çalışıyor ve bu anlayışta hem güvenlik hem ekonomi başat olarak birbirini destekler vaziyette devam ediyor. Bu Kalkınma Yolu projesi de aslında tam bunun hayata geçen yahut da ete kemiğe bürünmüş bu konseptin pratikte uygulamasını ortaya koyan bir durum. Çünkü Sayın Bakan'ın açıklamasında da değindiği gibi, yani bizim buradaki yapmaya çalıştığımız konu kimseye bir alternatif değil. Yani efendim orta koridora alternatif değil, imece alternatif değil. Buradaki yapmak istediğimiz şey şu, adını koyalım. Pekin'le Londra arasında bir ticaret sürecekse, yani Asya ile Avrupa arasında bir ticaret sürecekse, bu sürecek ticaretin ekonomik olarak hayata geçmesi için mutlaka artık alternatiflerin düşünülmesi gerekiyor. Neden? Çünkü değişen teknoloji var, bir. İki, değişen güvenlik anlayışları var. Artı, değişen prosedürler var. Yani neden prosedürler var? Çünkü yani Batı da olduğu yerde durmuyor, Doğu da olduğu yerde durmuyor. Yani sonuçta bir çok kutuplu dünyadan söz edilirken artık küresel hegemonyanın tartışıldığı günler daha geride kalmışken, evet, artık hayata geçme noktasına gelmişken, o zaman yeni bazı alternatifler sunarak bu işte, yani Doğu-Batı yaklaşımında yeni köprüler oluşturmak gerekiyor. İşte Kalkınma Yolu da Doğu-Batı yaklaşımında yeni köprüler oluşturmaya aday bir proje. Ve bu proje ete kemiğe büründüğünde, biraz önce Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi, burada da hani rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Yani yaklaşık
8 gün kadar bir Tabii. gün kazancı var. Evet. Yani Süveyş'ten giden bir ticaret ağının yerine kalkınma yolu ağını, yani sonuçta siz Basra'dan, yani FAO'dan başlayıp da İskenderun üzerinden batıya yöneldiğinizde 8 gün kazanıyorsunuz. 8 gün bir haftadan daha fazla bir süre demek. Yani bir haftadan daha fazla süre arz güvenliği açısından çok önem kazanıyor. Muazzam. Diğer taraftan Tabii. siz ticaret yollarını alternatife bağladığınız için güvenliği de aslında bir şekilde destekliyorsunuz. Çünkü efendim, Süveyş'te herhangi bir savaş değil, herhangi bir kaza olsa malum bu yaşandı. Yani bir gemi karaya oturdu. Kaç gün ticaret aksadı ve aksayan bu ticaret yüzünden, Ümitburnu'na yönelmeler yüzünden 20 gün artı yazdı ticaretin. Bir şekilde işte doğudan batıya olan uzanımda, yani Çin veya Asya'dan en uçtaki işte Londra'ya uzanımda 20 gün yazdı. Şimdi yani buna artık dünya ticaretinin tabiri caizse katlanabilir hali yok. 20 günde birçok pozisyon kaybediyor. Birçok şirket taahhütünü yerine getiremediği için oluşan cezalar yüzünden özellikle sigorta şirketleri batma noktasına geliyor. Yani bu türlü şeylerin de peşinde koşan Avrupa, özellikle tabii paradan para kazanan Avrupa buna tahammül edemez halde. O tabii. Bu zaman Türkiye tarafından ne yapılması gerekiyor? Bunun alternatifinin oluşturulması gerekiyor. Efendim şimdi bu kapsamda hocam. Türkiye evet. bunun buradaki yaptığı faaliyetle aslında öncülüğüne soyundu ve bu kapsamda da bir uç veren projeyle bundan sonrasına daha güvenli bir alan oluşturmaya yönelik de çalışmalarına devam ediyor. Malum Irak'la olan güvenlik anlaşmaları Tabii. ve bu kapsamda Irak'la beraber yürütülecek bölge güvenliğine dair özellikle ortak merkez kurulma çalışmaları hep bunun geri planında ortaya konan hususlar. Tabii ki Irak'la Türkiye arasındaki güvenliği de garanti eden hususlar ama diğer taraftan büyük resme baktığınızda sadece Irak Türkiye değil. Yani bunun içerisinde İran da var. Neden? Çünkü Basra Körfezi'nin karşısında İran. Yani buna bir şekilde rıza göstermediği müddetçe bir tarafta hani iş sekel kalacak. Diğer tarafta aslında adı konulmadı ama FAO limanını genişleten bir Kore var. Yani Kore 2 senedir FAO limanını genişletiyor. Bu uzak doğunun da işine geldiği için Kore burada gelmiş bir iş almış. Diğer tarafta yine Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Katar olsun, yani bu işin finansörü olma adayı olan ülkeler veya müteakip çıkacak başka finansör ülkeler buradan kazanç sağlayacak. Yani Süveyş'in alternatifi ekonomik anlamda söylüyoruz bunu. Olmak zorunluluğu var ama Süveyş'in yerine geçecek bir durum değil bu. Süveyş'e ilave imkan kazandıracak bir durum. Çünkü Akdeniz, Orta Deniz yani sonuçta evet. ticaretin kalbi. Bu ticaret kalbine siz ne kadar fazla damardan kan pompalarsanız evet, tabii. o kadar riski çok o kadar daha fazla enerji kazanır. Tabii. Aynen.